Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Nahmeduhu bi cemii mahamidi. Lehül hamdü kema yenbeği li celali vecihihi ve li azimi sultani. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Senedina ve mededina Muhammedin Mustafa'l Mahmud'ul Emin ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr. El iyadü billah ve bis senedi muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal eballahu en yakbele amele sahibi bid'atin hatta yeda'a bid'atehu. Sadaka Resulullah fima kal evkema kal. Çok aziz ve çok muhterem kardeşlerim, Allah cümlenizden razı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi, ihsanı ve ikramı dünyada ve ahirette üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin yolu, yolların en mükemmeli olduğu için hadis-i şerifini okuyoruz, anlatıyoruz. Ona uymaya gayret ediyoruz. Hayatımızın çizgisini Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine göre ayarlamaya çalışıyoruz. Çünkü ümmetin fesada uğradığı zamanda Efendimizin sünnetini ihya edenlere 100 şehit sevabı verilecek diye müjdelenmiş. Rabbimiz cümlemizi o sevaplara erişenlerden eylesin. Efendimizin sünnetine uyarak. Bu hadisi şeriflerin okunmasına başlamazdan önce kendilerine şükran borcumuz olan, vefa borcumuz olan kimselere, ruhlarına fatihalar, ihlaslar hediye edelim diye düşünüyorum. Kendisine en borçlu olduğumuz kişi, zat-ı muhterem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir ki, bize Allah'ın emirlerini getirip öğretmiş ve bize cennetin yolunu göstermiş ve ümmeti, ümmeti diye hayatı boyunca bizim için gayret göstermiş, bizim için elem çekmiş, bizim için tasalanmış bir kimsedir. Ayrıca onun âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının cümlesinin ruhlarına ve Peygamber Efendimiz'den sonra bu ümmetin hakiki mürebbileri, Peygamber Efendimiz'in hakiki varisleri olan ulema-i izam ve meşayih-i kiramımızın, evliyaullah-ı mukarrebinin ve ulema-i vasılinin, Sadat-ı Turuk-ı Aliye'mizin ruhlarına ayrı ayrı ve hasreten kendisinden feyiz aldığımız hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi Hazretlerinin ruhuna hediye olmak üzere bu beldeleri, mallarını, canlarını Allah yoluna feda ederek yollara düşüp cihatlar eyleyip fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, hasreten Fatih Sultan Mehmet Han cennet mekanının ve mübarek ordusunun mensuplarının ve ondan sonra da düşmanları buralara sokmamak için Çanakkale'de şehitlik mertebesine ermiş, İstiklal Harbi'nde çarpışmış, buraya hileyle girmiş olan düşmanları sonradan def etmiş olan o mücahit, muvahhid askerlerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye hasreten içinde ibadet ettiğimiz şu İskender Paşa Camii'ni yaptıran İskender Paşa merhumun ve bu caminin tekrar tekrar tamirine, tevsiine, tecdidine
himmet etmiş olanların, ki bunların arasında sizler de varsınız. Çünkü bu camiyi 8 misli siz büyüttünüz. Allah hepinizden razı olsun. Kadınların namaz kılacağı yerleri hazırladınız, yandaki evleri aldınız ve camiyi çok daha geniş bir şekilde istifade edilecek hale getirdiniz. Ve bu caminin içinden güzeran etmiş olan mübarek imamların, hatiplerin, vaizlerin, müezzinlerin, cemaatlerin ruhlarına hediye olsun diye. Ve uzaktan yakından bu dersi dinlemek üzere nice mesafeler kat edip, zahmetler çekip, masraflar edip, pazar gününde herkes pikniğe giderken, rahatına, keyfine bakarken, aşk ile, şevk ile Resulullah Efendimizin hadisi şeriflerini dinleyeceğiz diye buraya gelmiş olan siz kardeşlerimizin dünya ve ahiret saadetine ermeniz için, geçmişlerinizin ruhlarının şad olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup hediye edelim. Öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Okumuş olduğum hadis-i şerif, Gümüşhaneli hocamız Cennet Mekan'ın hadis kitaplarından derleyip cem ve telif eylemiş olduğu Ramuzül Ahadis kitabından 6. sayfadan ve bu sayfanın 5. hadisinden itibarendir. Hadis-i şeriflerin kaynaklarını merak edenler, metinlerini merak edenler bilsinler. Banta alındığı zaman da bantı dinleyenler nereden alındığına muttali olsunlar diye söylüyorum. Hocamız geçen asrın en büyük hadis alimlerinden birisidir. Gümüşhaneli hocamız Cennet Mekan. O devrin en büyük hadis alimlerinden birisiydi. Ve hadis kitaplarının içine kendisinin ismi girmiştir. Alimler kendisinden Arap alimleri, İslam alimleri büyük alim diye bahsederler. Bizim de yeni yetişme gençlerimiz vardır. Birazcık mürekkep yalamışlar, biraz da bir şeyler okumuşlardır. Efendim, onlar da bizim bu Ramuzül Ahadis kitabını okumamıza sağdan soldan pür hiddet bağırır, çağırır, çatarlar. Ne diye bu kitap okuyor diye. Bunun içinde zayıf hadisler var filan diye. Halbuki zayıf hadisler, ahlaki konulardaki zayıf hadislerle amel olunur. Yani hadisin senedinde zaaf olabilir, kendisinde zayıflık bulunabilir ama zayıf hadis demek ille uydurma hadis demek değildir. Yalan demek değildir. Senedinde bir eksiklik vardır. Sonra hocamız büyük hadis alimidir. Yani itimada şayan bir insandır. Ayrıca hocamız bir zayıf bir hadisi şerifi yahut da mevzu denmiş olan bir hadisi şerifi. Mevzu demek yani vaz edilmiş, uydurulmuş, hadis diye ortaya atılmış veya karıştırılmış demek oluyor. Mesela diyor ki İbnül Cevzi isimli alim bu hadise mevzudur demiş. Hadis değildir demiş yani, uydurmadır demiş yani. Fakat hocamız bunu böyle diyor, kaydediyor burada. Mesela böyle bir hadis gelebiliyor. Ondan sonra o mevzuya ait iki tane hadis daha arkasına ekliyor. Demek istiyor ki, yani bak o alim İbnül Cevzi bu hadise mevzu demiş ama ben buna katılmıyorum alim olarak. Yani bu mesleğin mütehassıslarından birisi olarak ben kendi öz görüşüm olarak buna katılmıyorum. Bak arkasındaki şu hadis-i şerif, bu hadis-i şerif de bu manayı teyit ediyor. Binaenaleyh bu mana yanlış değil. Bu alimin tenkidi yerinde değil demiş oluyor. Alimler arasında böyle fikir farkları olabilir. Normaldir. Mezhepler arasında da farklar var. Biliyorsunuz namaz kılınmasında ve diğer ibadetlerde, hayratta, hasenatta fikir farkları olabiliyor. Ben itimat ediyorum. Evliyaullah'tan bir mübarek zat, efendim, bu hadis kitaplarını toplamış, okunsun diye bize tertip etmiş. Biz dervişiz. Biz, efendim, ehli tasavvufuz, tarikat ehliyiz. Bizim terbiyemiz için, yetişmemiz için, dini öğrenmemiz için başka kitaplar okumayın, hadis okuyun diye bize bu kitabı şey yapmış, yadigar bırakmış. Kendisi 1311 Hicri yılında vefat etmiş. Süleymaniye'de Kanuni Hazretleri'nin türbesinin yanında Medfun Valide Hatun'la beraber orada kabri şerifi, orada nur içinde yatsın.
biz sapıtmayalım, şaşırmayalım, yanlış bid'atlara saplanmayalım, hurafelere, batıllara düşmeyelim diye bizi hadisle terbiye etmiş. Ne kadar yüksek. Yani bir derviş dinini şeyden öğreniyor. Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinden öğreniyor. Ne kadar kıymetli. Çünkü bid'at ehlinin Allah ibadetlerini, taatlerini kabul etmez. Onu bildiği için ibadetlerimiz makbul olsun diye, Allah'ın indinde makbul kul olalım diye bizi hadis-i şerifle terbiye ediyor. Kendi sözleriyle terbiye etmiyor. Bazı evliyaullah vardır, efendim şiir söylemişlerdir. Nutuk söylemişlerdir. Yani nutuk dediği manzume söylemişlerdir. Kimisi eline saz almış, sazla söylemiştir. Kimisi ilahi söylemiştir, kimisi nefes söylemiştir. Yani dini hakikatleri öyle anlatmıştır. Onlarla dikkatli okuduğunuz zaman bakıyorsunuz ki bir hadis-i şerifin mealini güzelce izah etmiş gibi oluyor bazıları. Ama ne de olsa beşer sözünün kullandığı kelimelerde eksiklik, fazlalık, hata olabilir diye bizim hocamız öyle yapmamış. Bizim hocamız bizi götürmüş hadis-i şerif şeyine bağlamış, kaynağına bağlamış. Deryadan faydalandırıyor bizi, musluktan değil. Koca deryadan, asıl kaynağından, tertemiz yerden, efendim suyun büngül büngül, büngüldeyerek çıktığı, hiçbir şeyin katışmadığı asıl safi, tatlı, lezzetli yerinden alın buradan için. Aşağılarda belki tozlanmıştır, belki içine bir şeyler sızmıştır, karışmıştır demek istiyor yani. Mekanı cennet olsun, Allah şefaatine nail etsin. Bu ilk hadisi şerif de burada gelen, Eballahu en yakbele amele sahibi bid'atin. Allah-u Teala Hazretleri bid'at sahibinin yaptığı işleri kabul etmekten iba eder. Yani la yerda. Ey la yerda. İba etmek ne demek? Eba ne demek? Eba, ye'ba, ibaen. Kabul etmemek, yanaşmamak böyle bir şeye, yapmamak demek. Gel evladım şu yemeği ye. Yemem. Ha, iba ediyor. Gel şu işi yap. Hayır yapmam. Ha, iba ediyor. Yani bir şeyi yap dediğin zaman yapmamaya iba etmek derler. Eba, yeba, ibaen yani çekinmek, kabul etmemek, yanaşmamak, yapmamak manasına geliyor. Razı olmamak, o işi yapmaya yanaşmamak manasına geliyor. Eballahu, Allah razı olmaz, Allah yapmaz, Allah yanaşmaz, Allah kabul etmez. Neyi kabul etmez? Amele sahibi bid'atin. Bid'at sahibinin amelini kabul etmeye yanaşmaz Allah. Kabul etmez. Halbuki kabul edilsin diye yapıyor adam ibadeti, taati değil mi? Namazı niye kılıyoruz? Orucu niye tutuyoruz? Sadakayı niye veriyoruz? Efendim cihadı niye yapıyoruz? Peygamber Efendimiz diyor ki, efendim Allah yolunda cihad eden, kimin Allah yolunda cihad ettiğini Allah bilir diyor. Yani bir şey yapıyorsun ama doğru mu yapıyorsun? Fi sebilillah mi cihad ediyorsun? Fi gayri sebilillah mi cihad ediyorsun? Zararın kafirlere mi geliyor, Müslümanlara mı geliyor? Hepsi Allah rızası için bid'at yapıyoruz filan diyerek, Allahu Ekber diyerek, ya Allah diyerek kılıcı kuşanıp efendim saldırıp gidiyorlar ama kiminle çarpışıyorsun? İşte buyur İran'ın, buyur Irak'ın durumunu. 8 sene efendim çarpıştı. Şimdi Amerika Körfez'e gelince kendisini tepeleyecek diye bu sefer barıştı. Utanmaz adam, niye çarpıştın 8 sene? Niye bu kadar insanın kanını döktü? Vicdanın sızlamadı mı? Yani o da şey diyordu, Allah yolunda cihad ediyordum diyordu İran'a karşı. Ne Allah yolunda? Ne Allah yolunda? Allah kimin kendi yolunda cihad ettiğini çok daha iyi bilir. Bid'at sahibi amel işliyor. Yani namaz kılıyor, oruç tutuyor, sadaka veriyor, hayır yapıyor, hasenat yapıyor. Allah iba eder onun amelini kabul etmeye. Yani yanaşmaz, razı olmaz, kabul etmez bir türlü. O yalvarır kabul et ya Rabbi diye, Allah kabul etmez. Ne zamana kadar? Hatta yeda'a bid'atahu. Bid'atini bırakıncaya kadar, bid'atı üzerindeyken amelini kabul etmez. Bak hiç kabul etmez de demiyor. Gene Erhamür Rahim'in olduğundan, Rabbimiz merhametlilerin en merhametlisi olduğundan, dönerse kabul ederim demek yani gene. İslah olursa gene kabul ederim demek. İslah olmazsa kabul etmem. Yanlış yolda olursa kabul etmem demek. Bid'at ne demek? Hep bid'at sözünü duyuyoruz. Bid'at ne demek? Biraz izah edelim. Bid'at sözü efendim, beda'a bir şeyi yoktan ortaya koymak demek. Ortaya koymak. Patladak ortaya bir şey koymak.
Hatta onun için Allahu Teala Hazretlerinin isimlerinden bir tanesi nedir? Sıfatlarından bir tanesi Bedi'us semavati vel ard. Semaların ve arzın bed'edicisi. Yani yaratıcısı yoktan ortaya koydu. Yoktan var edicisi. Şu gökleri, şu yerleri Allahu Teala Hazretleri yoktan patladak ortaya koydu. Kün feyekün. Ol dedi, oldu. Nedir bunun malzemesi? Neredeydi bunun malzemesi? Hangi fabrikadan çıktı bunun tuğlası, çimentosu, kumu, kireci? Yok öyle bir şey. Bedi'us semavati vel ard. Yeri göğü Allah bed eyledi. Yani hop yoktan var eyledi. Kudretiyle halk eyledi demek. Bedi'i ayın ile yoktan var eden demek. Halik demek ama yoktan var ettiği için bedi'i manasına. Şimdi bid'at da ne demek? Dinde yeri olmayan, aslı olmayan bir şeyi adamın birisinin patladak ortaya çıkartması demek. Ya bu işi neden yapıyorsun? Vallahi bilmem, aklıma esti, kafama geldi. İşkembe-i Kübra'dan patladak ortaya koydu. Buna bid'at derler. Bu itikatta olur. İtikatta bid'at olur. Yani Kur'an'da olmayan, hadis-i şerifte olmayan bir şey çıkartıyor adam. Bir şey söylüyor. Buna itikatta bid'at derler, inançta bid'at derler. Bazen de amelde bid'at olur. Yani Resulullah'ın yapmadığı, sahabe-i kiramın yapmadığı, Kur'an'ın yazmadığı, sünnet-i seniyede bulunmayan bir şeyi yapmaya kalkışıyor insan. Ona da amelde bid'at derler. Bunun en tehlikelisi itikatta olan bid'attır. Yani inanç yanlış oluyor, yanlış bir inanç ortaya konulmuş oluyor. Efendim, en tehlikelisi odur. Ameldeki bid'at da gene tehlikelidir. Yani zahmet çeker, insan boşuna zahmet çeker. Ter döker, boşuna ter döker. Cihad eder, haybeye gider. Haybeye gider. Hani bir tekerleme vardır, söz vardır. Ne şehit oldu, ne gazi, haybeye gitti, niyazi derler. Çocuklar söyler bunu mahallede. Kendi aralarında böyle konuşurlar. Haybeye gitmek, haybet boş demek yani. Haybeye gider, yani zarara. Haybe'ye gitti niyazi. Ne şehit oldu, ne gazi oldu, ne bir işe yaradı, haybe'ye gitti. Neden? Bidatla olunca efendim öyle olur. Mesela bu tekerleme hatırınızda kalsın. Onun için her şeyimizi bir asla, esasa dayalı yapmamız lazım. Esasa uydurarak yapmamız lazım. Şimdi ben Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini okuyorum. Neler okuyorsun Hoca Efendi, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin diye onlara bildir ey Resulüm dedi. Demek ki Allah'ın bizi sevmesinin şartı nedir? Resulullah'a uymaktır. Resulullah'a uymadın mı Allah sevmez. Amerika'da adam evini çok güzel yapmış hocam. Efendim bilmem bahçesini çok güzel tanzim etmiş hocam. Bir sabahleyin yıkanıyor hocam, bir akşamleyin yıkanıyor. Pis gavur değil, temiz gavur. Deterjanlarla temizliyor evini hocam. Efendim bilmem şampuanlarla efendim saçını yıkıyor hocam, tarıyor, tellendiriyor, rüzgarda üfürdüğü zaman aç. Hepsi sıfır. Yol Resulullah'ın yolu. Resulullah'a uyacak. Hocam dinsiz de değil, bir dine sahip. Onun dini başına çalınsın. Allah'ın kabul etmediği dinle Allah'a ibadet edilmez. Uydurma, sapık, yanlış, bozuk, eksik, kusurlu bir din ile Allah'ın yoluna varılmaz. Bozuk pusulayla, bozuk aletle doğru, ne diyorlar büyüklerimiz, doğru yola gidilmez. Kemalat ile kemalat olmaz demişler. Yani kem, kötü aletler ile kemalat olmaz. Büyük, kamil, olgun sanat eserleri ortaya konulmaz. Sen alırsın eline şeyi, efendim testereyi keseceksin. Testere yamuktur, bozuktur. Birisi bozmuştur. Kalitesiz testeredir. Gırç, 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 gırç bir kesersin. Bakarsın böyle dalgalı kesilmiş. Neden? Kem alet ile kemalat olmadığı için. Ama asıl ustanın hiç çırağına bile el sürdürmediği bir şey vardır. Testere vardır. Getir benim o testeremi dedi. Gözü gibi baktığı bir testeresi vardır. Onu getirdiğin zaman baş tarafında gırç gırç biraz yuvasını yapıp da harç hurç harç hurç bir kestin mi bakarsın cetvelle kesilmiş gibi çıkmış. Çentik cetvelle bir güzel şey çizemezsin. Olmaz.
öyle bozulmuştur, şey yapmıştır. Bozuk pergelde şey yapamazsın, yarısına kadar çizilir, bir kayar ondan sonra bozulur. Hay Allah, sil, yeniden yap bilmem ne. Kem alet ile kemalat olmaz. Yanlış yol ile, yanlış bilgiyle, yanlış din ile Allah'ın yolu bulunmaz. Allah'ın yolunun delili kimdir, kılavuzu kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Resulullah'ı bulacaksın, Resulullah'ın eteğine yapışacaksın, medet ya Resulallah diyeceksin, aman ya Resulallah diyeceksin, efendim Resulullah'a tabi olacaksın, o zaman olur. Resulullah'a tabi olmadığın zaman yolu şaşırırsın. Hocam Amerikalıların dini yani bak füze atıyorlar, havalara gidiyorlar, Venüs'e kadar efendim füze fırlattılar. Yanlış, dinleri yanlış. Japonlar onlarla yarış ediyor, dinleri çok komik. İmparatorlar Güneş'in oğluymuş. Bak komikliğe bak. Güneş'in oğlu olur mu? Yeryüzünde efendim senin benim gibi Beni Adem Güneş'in oğluymuş imparatorlar. Böyle saçma şey mi olur? Ya bak ne kadar bozuk şeylere inanıyorlar. Ne kadar saçma şeylere inanıyorlar. Hindistan'da öküze tapıyorlar. Şu müh diyen öküze tapıyorlar. Niye tapıyorlar? Nasıl tapıyorlar? Nasıl oluyor? Mısır'da da tapmışlar. Eski Mısır'da da tapmışlar. Hatta Hazreti Musa'nın kurtardığı, Firavun'dan kurtardığı, Mısır'dan çıkarıp halas eylediği kavim, yani yolda bıldırcın etiyle beslenen, bulutlarla gölgelenen, kudret helvasıyla taamlandırılan kavim, ondan sonra dediler ki, ya müseci allena ilahen kemalehum alihe. Gördüler böyle putlara tapan bir kavmin yanından geçiyorlardı. Oh ne güzel putlara tapınıyor dediler. Cahillik çok fena şey. Ya Musa bize de bir ilah yap da biz de tapınalım dediler. Bak ne kadar saçma şey. Musa aleyhisselam Tur Dağı'na münacata çıktı. Efendim vahiyleri almaya çıktı. Allah'ın emirlerini telakki etmeye çıktı. Samiri isimli şahıs onların altınlarını, bileziklerini, kolyelerini, gerdanlıklarını topladı, eritti. Bir buzağı yaptı. Ve ahrece lehum iclen ceseden lehu huvar. Hem de böğüren bir buzağı yaptı. Yani için boşluk yapmış, bir yerinden hava girip öbür tarafından çıkarken müh diye de böğürüyormuş yani. Altından bir buzağı. Ahrece lehum iclen ceseden lehu huvar. Huvar böğürmek demek. Böğürme sesi çıkartabilecek kadar sanatkarane bir şey yaptı yani. Bir şey yaptı. E şimdi tapılır mıydı yani öyle bir şeye? Musa aleyhisselamı görmüş bir ümmet tapmalı mıydı öyle bir şeye? Taptı. İnsanların aklı çok kıt. Yani bunu her zaman söylüyorum. Allah yardım etmezse şu insanın akıl dediği şey var ya şu kafasında. Sarhoşun da aklı var. Sarhoş da kendine göre bir mantıkla meyhaneye gidiyor. Bir de met ediyor. Sen edebiyat kitaplarını aç da gazel hakkındaki medyeleri bir topla bakalım. Saki getir ol şarabı bilmem ne filan. Efendim erguvan renkli şarapmış bilmem neymiş filan. Şöyleymiş safası böyleymiş meyhanenin keyfi. Efendim bilmem nesi. Metiyeler yazıyorlar utanmadan arlanmadan. Sarhoşluk veren şeyi, sıhhati bozan şeyi, karaciğeri siroz eden şeyi, insanın midesini delen şeyi. Efendim bizim köyde geçen gün söylediler. Ayyaş oluyor insan, alkolik oluyor. Bizim ayyaş dediğimize alkolik diyorlar şimdi. Sonra kolonya içmeye başlamış. Bulamayınca saklamışlar içmesin bu mereti diye. Efendim, kolonyayı bulamayınca boyalı ispirto içmeye başlamış. Onu saklamışlar, gaz yağı içmeye başlamış. Deli divane adam. Neden? Delirtiyor bu. Bu alkoliklik, delilik, bir çeşit delilik. Hocam bira, bira da alkoliklüğün kapısı, başlangıcı. Buradan girersen öbür taraftan çıkarsın. Hocam biranın alkol miktarı çok azmış, içilmese gel ben seni Münih'e götüreyim. Münih'te kilisenin böyle efendim düşkünlere yardım ettiği evin binanın önüne götüreyim. Orada böyle şey gibi şarap tulumu gibi şişmiş böyle Almanları gör. Böyle kaldırımlarda yatıyorlar. Sabahleyin gelecek papaz. Bunlara biraz harçlık verecek. O harçlıkları gene alacaklar. Gene gidecekler. Biraz şarap içecekler. Biraz bira içecekler. Gör bakalım bira insanı alkolik yapar mıymış, yapmaz mıymış? Git de gör orada. Bakalım yapar mıymış, yapmaz mıymış? Bunu bu Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde bir toplantıda bir general paşa profesör söylemiş yani. Biranın nasıl insanı alkolik yaptığını. Tabii biz söylesek gerici derler bize. Seni sakallı gerici, seni filan derler ama
omuzu kalabalık paşa söyleyince kimsenin bir şey diyecek hali kalmıyor. Hadi bakalım erkeksen ona da bir şey de. O zaman şaşırıyorlar. Paşaya da gerici de diyemiyorlar. Gerici de diyemiyorlar. Müslümanlık elhamdülillah neyi söylemişse o doğru çıktı. 1400 yıl önce söyledi, 1400 yıl sonra anladı bazı ahmaklar. Biz elhamdülillah kabul ettik. Amennâ billâh ve bimâ câe min indillâh. Allah'a inandık, Allah bize ne gönderdiyse hepsine inanmışız biz. Toptan, temiz, imzamızı attık biz. Amennâ bi Resûlillâh. Peygamber Efendimiz'e de inandık, ne getirmişse ona da imzamızı attık. Resûlullah'ın sözü de haktır, gerçektir. Peygamber Efendimiz dedi ki, birisi geldi, aman midem ağrıyor, bağırsaklarım bozuk, kıvranıyorum, fena hastayım, bal iç dedi. Bal şerbeti iç dedi. Fena ile ishal olmuş, gidecek adam yani. Fena durumda. Bal şerbeti iç dedi Peygamber Efendimiz. İçti geldi, dedi ki ya Resulallah, içtim geçmedi hastalığım. Git bir daha iç dedi. Allah yalan söylemez dedi. Fihi şifaun linnâs demedi mi Kur'an-ı Kerim'de? Yani asel için, bal için Kur'an-ı Kerim'de efendim arının yaptığı balı anlatırken efendim onun bir ibret olduğunu, arıya nasıl ilham verdiğini, Allah'ın nasıl böyle çiçekleri dolaşıp balı topladığını anlatırken fihi şifaun linnas diye balı methetmedi mi? Methetti. Amenna ve saddakna. Balın içinde şifa var. Git bir daha iç dedi. Bir daha iç. Allah yalan söylemez dedi. Bir daha içti. Gene geldi. Gene geçmedi ya Resulallah. Git bir daha iç dedi. Üçüncü de geldi geçti dedi. Tabii ya dur bakalım. Yani bir tesir müddeti var. Elbette. Elbette bir tesir müddeti var. Ama nasıl söylüyor Peygamber Efendimiz? Allah yalan söylemez. Vadi haktır. Fihi şifaun linnas demişse, içinde şifa var bunun demişse şifa var diye. İşte biz öyle inanmışız da kimileri 1400 yıl sonra anlıyor bu iş. İslam gelmiş efendim şu senede, zaman erişmiş 20. yüzyıla, 1400 yıl sonra anlıyor. Fransalı bir profesör öyle diyor. Yani ilim bile, ilim dediğimiz şey bile yanılıyor. Sonra yanlışını düzeltiyor. Bir yanlış teori ortaya çıkıyor. Bir başka alim hayır bu doğru değil, bunun şurasında hata var diye tasih ediyor, düzeltiyor. Bunu biliyoruz ilim kitaplarında, biliyoruz böyle olduğunu. Diyor ki 20. yüzyılda öğrendiğimiz şeyleri bu mübarek kitap 14 asır önce söylemiş. O halde bu kitaba nasıl inanmayız diyor. Nasıl yalan diyebiliriz, nasıl yanlış diyebiliriz? İnanmamız lazım diyor. Fransız kendisi. Fransız ötekilere böyle anlatıyor, öteki Fransızlara. Siz bu Kur'an'a dil uzatıyorsunuz, bu Kur'an'ı uydurma diyorsunuz, bu peygambere dil uzatıyorsunuz. Bak 1400 yıl önceden söylediği şeyi ilim de anlıyor. İlmin bile yeni öğrendiği şeyi önceden söylüyor diye inanmamız lazım diye. Kendisi Müslüman oluyor, başkalarına da Müslüman olmayı anlatıyor. Elhamdülillah bizim dinimiz böyle. Şimdi Allahu Teala Hazretleri demek ki bize Resulullah'ı göndermiş ve Resulullah'a da vahiy indirmiş ki el-yevme ekmeltü leküm dineküm. Bugün size dininizi ikmal ettim, kemale erdirdim ve etmemtu aleyküm nimeti, size olan nimetimin hiç eksiği kusuru kalmadı, hepsini tamam ettim. Cümle nimetlerimi size bahşettim ve radîtü lekümül İslam'e dina ve sizin Müslüman olarak İslam dininde olmanıza razıyım, başka bir dine razı değilim dedi. İmzasını Kur'an-ı Kerim attı, Peygamber Efendimiz'i tasdik etti. Peygamber Efendimiz de bütün bu şeyleri bize anlattı. Anlatılmayan bir şey kalmadı. Dinin gerçekleri anlatıldı. Onun için Resulullah'a uyan felah bulur, kurtulur. Kendi kafasına giden çok şaşırır. Bu insanlar kendi kafasına hula hoop'u buldular, efendim bilmem çeşitli dansları buldular, marihuana'yı buldular, ayyaşlığı buldular, esrar keşliği buldular, efendim berduşluğu buldular, hippiliği buldular. Bu insanları kendi keyfine bırakırsan, elleri kınalı Zeynep'i koy versen kuyuya kaçacak. Kuyuya kaçar. Bunları kendi haline bırakırsan böyle olur. Efendim, İslam böyle yapmadı. Gerçekleri öğretti. Onun için biz Resulullah'ın sünnetine tabiyiz. Dervişiz, mutasavvıfız ama Resulullah'ın sünnetine tabi olduğumuz için mutasavvıfız. Resulullah Efendimiz erbab-ı tasavvufun şahı olduğundan, hayatı dervişliğin en alası olduğundan öyleyiz. Yani biz Resulullah'a ittiba şeyindeyiz.
hevesindeyiz, gayretindeyiz. Karınca karınca onu yapmaya çalışıyoruz, yapamıyoruz. Eksiğimiz kusurumuz çok ama yolumuz o, gayemiz o. Bu da onun ispatı. Başka tarikatlar var hocam, şöyleymiş, böyleymiş. Ona karışmam, kimseye dil uzatmam, kimseye karışmam ama aşikar, dine aykırı bir şey görürsem onu da söylerim. Efendim, bazı tarikatlar varmış hocam. Efendim, aşkullah, muhabbetullah, şevk, galebe çalsın, gelsin diye iki bardak, bir iki kadeh atıştırırlarmış. Ha, öyle ama yok. Öyle saçma şey olmaz. O şeytanın oyunu. Öyle şey olmaz. Efendim, büyük bir hoca varmış. Çok büyük bir şeyhmiş efendim, bilmem şöyle yaparmış, böyle yaparmış, isterse gökten yağmur yağdırmış, isterse şöyle yaparmış ama namaz kılmıyormuş. Bizim işimiz efendim aşkullah, muhabbetullah diyormuş, efendim namazı ham sovuluk sayıyormuş. Ha, o kafir, açıkça kafir. Namazı inkar eden kafir olur çünkü namaz, Allah namazı kılın diyor Kur'an-ı Kerim'de, bu da kılmayın diyor. Kafir bu. Bunun büyüklüğü şeytanlık bakımından büyük. Yani şeytanlık da en büyük, kafirlik de en büyük. Azılı kafir bu. Hem kendisi kafir, hem de başkasını aldattığı için azılı kafir bu. Onun için bir ayeti inkar etse bir insan. Hatta ayet değil, bak üstüne bastıra bastıra hepinizin karşısında söylüyorum. Resulullah'tan geldiği sabit olan, yani senedinde filan bir şek şüphe olmayan bir sünneti, bir hadisi, benim aklım öyle şeye ermez, bu asırda öyle şey olmaz diye. Onu inkar etse o zaman da kafir olur. O zaman da kafir olur, bak. Kesin olarak söylüyorum. Hazreti Ömer'e birisi geldi. Dedi ki, iki kişi geldiler, bir çift geldiler. Ya Ömer, ihtilafımız var, sen hakem ol, anlatalım, sen bizim hakkımıza hükmet dediler. Birisi Müslüman, birisi gayrimüslim. Yahudi veya Hristiyan, neyse yani o zamanda orada yaşayanlardan birisi. Şimdi gayrimüslim dedi ki, ya Ömer, biz bu meseleyi sana gelmeden önce Ebul Kasım Muhammed'e de anlattık. Yani Peygamber Efendimiz'in adını söylüyor. Ona da anlattık. O beni haklı çıkarmıştı. Sen haklısın demişti yani davamızı dinlediği için ama bu gene razı olmadı. Bir de sana anlatmaya geldik deyince Hazreti Ömer'in gözleri açıldı. Döndü Müslüman'a. Müslümanım diyen kimseye. Böyle mi oldu dedi. Böyle mi? Bu adamın dediği gibi mi iş? Evet böyle. Yani Resulullah'a gittiniz, meseleyi anlattınız, Resulullah buna haklı dedi, sen razı olmadın, bir de bana geldin öyle mi? He, evet, öyle. Peki dedi, bekle dedi, şimdi ben senin hakkında hükmedeceğim dedi. İçeri gitti, kılıcını aldı, geldi kafasını kesti adam. Neye dayanarak kesti? Yani Hazreti Ömer sinirli bir adamdı da, kızı da ondan mı kesti? Hayır. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Allah ve Resulü bir kimseye bir şey hükmettiği zaman onun ona uyması lazım. Uymadığı zaman öyle müminlik olmaz. Resulullah'ın hükmüne razı olmayan imanda kalamaz. Çıkar, kovulur, kafir olur gider. Ayağı kayar gider uçuruma. Resulullah'ı kabul etmediği zaman kafir olduğu için kafir olmak da anadan kafir olmak başka, önce Müslümanken sonra kafir oldu mu ona mürted derler, irtidat etmiş derler. Yani dini doğrusunu öğrendi gene çıktı dinden, o daha fena. Öylesine mürtedin kafası kesilir. Böyle yani irtidat etmiş olan kimsenin kafası kesilir. Onun için Resulullah'ın sünneti belliyken yani, şeksiz şüphesiz kesinken onu bile inkar etse kafir olur insan. Müminin ana vazifesi nedir? Resulullah'a uymaktır. Hocam ben Kur'an'a uyarım, başka şey tanımam. Olmaz. Kur'an'ı da Resulullah getirdi. Kur'an'a uysan bile, başka şey tanımam desen bile, gelirsin, 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 bir ayet okursun, Resulullah'a tabi ol der sana. Kur'an'ın emri, mecbursun o zaman yine Resulullah'a tabi olma. Yani sırf Kur'an'a tabi olsan tamam kabul. Sen sırf Kur'an'ı kabul edecek misin? Edeceğim. Hiçbir ayetine itiraz etmeyecek misin? Etmeyeceğim. Tamam. Kabul o zaman. Sırf Kur'an'a tabi ol kafi. Kur'an'a inan kafi. Çünkü Kur'an-ı Kerim seni Resulullah'a da götürür, tasavvufa da getirir, zikre de getirir, ta benim yanıma getir. Başka hiç çaren kalmaz. Sen sadece Kur'an'ı kabul et kafi. Ta bizim çizgimize gelirsin. Çünkü biz elhamdülillah o yoldayız. Allah-u Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimiz'in sünneti yolundan ayırmasın. Bid'atlara düşürmesin. Uydurma şeylerin peşine takmasın.
her şeyin özüne, aslına, esasına vakıf olup onu öğrenip onu yapmayı nasip etsin. Onun için hepinize diyorum ki, teklif ediyorum. Küçük çocuklara, gençlere de teklif ediyorum. Bir şeyi öğrendiğiniz zaman senediyle, deliliyle öğrenin. Namaz kılıyoruz. Neden? Kur'an'da ayet var. Hadis okuyoruz. Neden? Neden diye sorun hep. Kendinize sorun, alimlerinize sorun. Neden şu şöyle, neden bu böyle diye. Hep sorun. Her şey hadise dayansın, her şey ayete dayansın, her hüküm bir esasa dayansın. O zaman her şey güzel olur. Çünkü Allah için veren, Allah için alan, Allah için seven, Allah için buğz eden kimse imanını tamamlamıştır, o cennete gider. Her şeyi Allah için yapma durumu öyle kolaylanmış olur. Ezberleyin, öğrenin. Her şeyin kaynağını öğrenin, delilini öğrenin. Biz biraz bedavacı bir nesiliz. Çünkü her şeyi hazır bulduk kitaplarda. Efendim, halbuki Peygamber Efendimiz'in sahabesi ve ondan sonra gelen tabi'in ve ondan sonra gelen alimler her şeyin aslını sorarlardı. Bidat olmasın diye, uydurma olmasın diye, yalan olmasın, yanlış olmasın diye her şeyin aslını, esasını sorup, öğrenip, belleyip öyle ezberlerlerdi. Kur'an'ı ezberlerlerdi, hadisi ezberlerlerdi. Şunu şöyle yapıyorum, çünkü Resulullah şöyle buyurdu derlerdi. Peygamber Efendimiz'in bir hadisini duydular mı bir daha bırakmazlardı. Abdullah İbni Mesud ölüm döşeğinde yatmış, hasta, perişan. Hazreti Osman radıyallahu anhuma ziyaretine geliyor. Diyor ki, Esselamu Aleyküm. Efendim, soruyor halini. Mateş'teki şikayetin nedir? Derdin, hastalığın nedir? O da kulağım ağrıyor, karnım sancıyor, kalbim çarpıyor filan demiyor. Neden? Neden? İslam o kadar ince bir din, o kadar güzel bir din ki her şeyi Allah takdir ettiği için şikayet olmasın diye söylemiyor. Kitmanül musibe, yani musibeti saklamak da bir mertliktir, bir sevaplı bir şeydir. Söylemiyor. Yani şuram ağrıyor filan demiyor da diyor ki şikayetin nedir diye sorunca zünubi diyor. Günahlarım şikayetim diyor. Günahımdan şikayetçiyim diyor. Oradan istediğin kadar şikayet et. Nefsimden şikayetçiyim ya Rabbi. Günahımdan şikayetçiyim ya Rabbi. Hatalarımdan şikayetçiyim. Ömrümü yolunda geçiremedim ya Rabbi. El aman bu nefsin elinden. İllallah bu nefisten, bu şeytandan bıktım. O şikayeti yapabilirsin, o serbest. Ama Allah'ın takdirine karşı rızası olacak, şikayeti olmayacak. Öyle cevap verdi. Şikayetin ne? Günahlarım. Ve mateştehi. Ne arzu ediyor, canın ne çekiyor, hani alıvereyim sana, kebap istiyorsan kebap getireyim, tatlı istiyorsan tatlı getireyim, hastanın canı bir şey çeker ya, dedi ki ne istiyorsun diye, canın ne çekiyor diye sorunca, rahmete Rabbi dedi, Rabbimin rahmetini canım çekiyor dedi, onu istiyorum dedi, yani maddi bir şey istemiyor, baklava börek, hacı baba baklavası filan demiyor, ne diyor, Allah'ın rahmetini istiyorum dedi. Peki dedi, hel amürke bir tabibin, sana bir doktor emredeyim getirteyim mi? Herhalde halife o zaman anlaşılan Hazreti Osman. Sana bir doktor getireyim mi, gelsin baksın. La hacete li fihi. Benim ona ihtiyacım yok dedi. Ve tabibu emradeni, beni tabipler tabibi hastalandırdı. Benim doktora ihtiyacım yok, benim doktorum bana bu hastalığı verdi. Yani hastalık da bir şifadır. Hastalık da bir sevap kazanma vesilesidir. O hastalığın sonunda ölecek ama cennete gideceği için o da onu seviyor yani. Az kaldı cennete gitmeme diye hevesleniyor. Belki Allah gözünden perdeleri kaldırıyor, gösteriyor. Onun için şey yapmadı yani. Doktora ihtiyaç yok dedi. Benim doktorum beni hastalandırdı. Benim hastalığımın keyfimi, halimi biliyor. Efendim, benim bu hastalığımın sonu şifa demek istiyor yani. Asıl büyük şifa, asıl büyük bayram demek istiyor yani. Çünkü insan Rabbinin rahmetine kavuşur mu asıl bayramı o zaman yapacak yani. Bayramların bayramı olacak o. Peki dedi, sana biraz para vereyim mi dedi. Ona da ihtiyacım yok dedi. Ölen adam parayı ne yapsın? Hani ehli dünya paranın peşinde koşuyor ama o paranın peşinde değil. İstemem dedi. Peki senden sonra çoluk çocuğuna kalır, kızlarına kalır. Sen dedi, benim kızlarım ben öldükten sonra fakir mi kalacak sanıyorsun ya Osman dedi. Fakir mi kalacak sanıyorsun sen benim kızlarım? Bunlar para biriktirmezler. Bankada hesapları yok, malları yok, mülkleri yok. Yani fakir kalabilir diye düşünebilir ama sen benim kızlarımı fakir kalacak mı sandın ya Osman dedi. Ben dedi kendi kızlarıma
Vakıa suresini ezberlettim dedi. Bak nereye bağlıyor lafı. Ben sureyi Vakıa'yı kızlarıma ezberlettim dedi. Neden ezberlettin? Kim sureyi Vakıa'yı ezbere bilirse asla fakirlik ve yoksulluk çekmez buyurmuş Peygamber Efendimiz. Sureyi Vakıa'yı ezbere bilen bir kul asla yoksulluk ve fakirlik çekmez buyurmuş. Yani paraya ihtiyacım yok diyor. Para vermek istiyor, almıyor. Neden? İşte ben kızlarıma Sure-i Vakıa'yı ezberlettim diyor. Nasıl olsa fakir olmayacaklar diyor. İmana bak, cevaba bak yani. Hiç bizim mantıklarımıza uyuyor mu? Hiç uymuyor ama işte iman o. Ben onlara Sure-i Vakıa'yı ezberlettim. Onun için onlar fakirlik çekmez diyor. Neden öyle diyor? Resulullah yalan söylemez. Onu biliyor da ondan. Madem Resulullah hadisi şerifinde öyle buyurmuş, madem o da kendi kulağıyla duymuş Resulullah'tan, tamam. Kızına Sure-i Vakıa'yı ezberletmiş, şey yapmıyor. Tasa çekmiyor yani. Ben öldükten sonra kızlarım açıkta kalacak, öksüz kalacak, malsız mülksüz kalacak diye korkmuyor yani. Şimdi asıl benim söylemek istediğim noktaya geliyor iş. Diyor ki ravi, ben Abdullah İbni Mesud'la Hazreti Osman bu meseleleri konuşurken onların yanındaydım. Bunları duydum ya, duydum ya. Duyduğum günden itibaren ben de Sure-i Vakıa'yı ezberledim ve her akşam okumayı hiç ihmal etmedim diyor. Buyur, işte bak, müminin hali nasılmış? Duyduğu şeyi uygulamak, tatbik etmekmiş. Biz de öğrendiğimiz hadisi şerifleri tatbik edeceğiz ve hiç efendim şey yapmayacağız, dinimizin aslını, özünü bozmayacağız ve Efendimiz'e, hadisi şeriflerine öylece tabi olacağız. Evinizde hadis kitabı var mı, yok mu? Vardır. Belki siz bilmezsiniz, belki isimlerini bilmezsiniz. Hepinizin evinde efendim Buhari'nin hadisi vardır muhakkak. Sahih Buhari mutlaka vardır. Okudunuz mu? Hiçbiriniz okumamışsınızdır, biliyorum. Hiçbiriniz okumamışsınızdır. O yaldızlı yaldızlı ciltler orada durur. Bir güzel şey almışsınızdır. Efendim, ne diyorlar ona? Dolap. Ama büfe. Büfe yok. Efendim? Kütüphane ama alengirli böyle. Süslü efendim, böyle işlemeli, oymalı filan. Düz kütüphane olsa böyle raf filan olsa değil. Raf değil, camekanlı mamekanlı. Misafir odasının şeyi almışsınızdır. Kocaman, içine yaldızlı kitap verin bana demişsinizdir. Kitapçıya gidip, ciltleri çok yaldızlı olsun böyle, pırıl pırıl parlasın diye. Onları oraya koymuşsunuzdur, kilidi de üstünden kitlemişsinizdir, okumazsınız. Okumayız, millet olarak yani. Millet olarak maalesef okumayız. Maalesef hadis-i şerifler kütüphanemizde durur, tefsir kitapları kütüphanemizde durur. Efendim biz de televizyonun başına geçer halkımız, onunla vakit geçirir. Efendim oturur, gazete okur, onunla vakit geçirir. Efendim mala yani sohbetle vakit geçirir. Oyunla vakit geçirir, kahvede vakit geçirir. O kitaplar orada durur, o Kur'an-ı Kerim çivide asılı durur. Efendim o çocuklar kendi haline, o kadınlar kendi bildiğine. Efendim aile perişan, çocuk perişan, cemiyet perişan, adam perişan. Vebal altında böyle bir şey geçer gider. Okuyacağız bunları. Resulullah'ın hadislerini okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini okuyacağız ve kendimizi tehlikelerden koruyacağız. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışacağız. Bid'atlardan uzak olacağız. Kendi bildiğine bir şey yapıyorum sanırsın. Ramazan'da ben efendim 40 bin tane mum aldım, götürdüm efendim Eyüp Sultan kabristanında her efendim mezarın üzerine bir tane mum diktim. Ne olacak? Kim söyledi sana mum dik diye? Mum dikme adeti var mı bizim İslam'da? İstediğin kadar mum dik. Efendim helvacı babanın kabrinin etrafında 7 defa dolaştım. Ondan sonra da 5 kilo helva dağıttım. Kim söyledi sana? Mezarın etrafında dönmek diye bir şeyi kim söyledi sana? Kabul değil. Bidat. Uydurma. Bidatı kabul etmez ki Allah. Neye göre yapıyorsun? Olmaz. Her şeyi ayete dayandıracaksın, hadise dayandıracaksın. Okuyacaksın, uygulayacaksın. Ha, benim şu işim yanlışmış diyeceksin. İmam duruyor. Akşam namazının arkasında mihrapta Hüvallahüllezi'yi okuyor. Neden? Kim Hüvallahüllezi'yi 3 defa Euzubillahissemilalimineşşeytanirracim dedikten sonra Bismillahirrahmanirrahim diye 3 ayeti okursa 70 bin melek kendisine istiğfar eder sabaha kadar.
Sabah okursa akşama kadar 70 bin melek istiğfar eder. E hocam, bir evzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim desem okusam olmaz mı? Olmaz. Hadis-i şerifte 3 defa evzu billahi semil alimi mineşşeytanirracim, evzu billahi semil alimi mineşşeytanirracim, evzu billahi semil alimi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim dediği için 3 defa söyleyeceksin. E madem öyleymiş, 5 defa söylesem olmaz mı? Hayır, 5 defa da olmaz. 3 defa söyleyeceksin. Ne 2 defa söyleyeceksin, ne 1 defa söyleyeceksin, ne 4 defa, 3 defa söyleyeceksin. Yani Resulullah'a uyacaksın. Azsa az, çoksa çok. Hocam o öyle demiş, ben 2 ayet de evvelinden alayım. 2 ayeti evvelinden alma. O zaman 5 ayet oku Sure-i Haşr'ın sonundan derdi. Öyle demiyor. Sure-i Haşr'ın sonundaki 3 ayeti oku diyor. Lev enzelnâ'dan başlayayım. Lüzum yok. Ya eyyühellezîne âmenûttekûllâhe vel tenzûr'dan başlayayım. Hayır. Hüvallahüllezî'den başla. Neden? Resulullah'a tam uymuş olmak için. Birisi dedi ki, acaba yarın Ramazan'ın biri mi yoksa Şaban'ın 30'u mu? İhtiyaden oruç tutsak mı filan? Birisi böyle ötekisine sordu, alimlerden birisine. O alim dedi ki, vallahi tutmam. Vallahi billahi tutmam dedi. Dinde şeyi değiştirmek yok, ilave yok. İhtiyat ekleme, çıkarma bir şey yok. Herkes ihtiyat için bir gün eklerse, 30 günlük Ramazan çıkar 60 güne. Her gün ihtiyat olarak veya keyif olarak bir gün kısarsa 30 günlük Ramazan iner 3 güne. Öyle şey olmaz. Her şey Resulullah'ın ağzından çıktığı gibi olacak. Ümmetin bozulduğu zaman da Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyana Allah 100 şehit sevabı veriyor. Şehit sevapları kazanılıyor. Onun için onun peşindeyiz. Onu yapacağız. Okuyacağız, uygulayacağız. Dinleyeceğiz, uygulayacağız. Ve inşallah Resulullah'ın şefaatine nail olacağız. Allah'ın rızasına vasıl olacağız. Bunu hiç unutmayın. Bir de fıkra anlatayım. Bursa'nın valisi emretmiş yeni açılan bir yolun iki tarafına, şuradan şu türbeye kadar iki tarafını ağaçlandırın diye emretmiş. Adamları vali paşa emretti diye iki tarafı ağaçlandırmışlar. O da paytonuna binmiş. Osmanlı zamanında elinde bastonu, başında fesi, kurulmuş paytona, tıkıdık tıkıdık efendim yeni yoldan şöyle paytonla bir gitmiş türbenin yanına kadar, iki tarafa şöyle bakınarak tamam, ağaçlar dikilmiş, iki tarafı ağaçlıklı olmuş yolun. Bakmış türbeden öbür tarafa doğru da efendim ağaçlar gene dikilmiş, oraya kadar devam ediyor. Türbeden sonra da dediği yerden öbür tarafa da bu ağaçları sökün demiş. Efendim işte dikilmiş ağaç sökülür mü bilmem ne filan demişler. Bana bakın demiş. Bugün bir bahane bulup benim sözümden fazlasını yapan, yarın bir başka bahane bulur benim sözümden azını yapar. Ben sözümü tam tutturmak istiyorum. Benim demin tam yapacaksınız demiş. Şuraya kadar dedim, oraya kadar yap. Yarın öbür gün de türbeye kadar derim, ağaç kalmadı dersiniz, yarı yolda bırakırsınız. Öyle şey yok. Tam yapacaksınız demiş. O da hoşuma gidiyor benim. Yani tam yapmak, her şeyi eksiksiz yapmak, tam sünnete uygun olarak yapmak. Hatırımızdan hiç çıkmasın. Her şeyi ona göre yapalım. Allah'ın rızasına vasıl olalım. Resulullah'ın sevdiği, razı olduğu ümmet olalım. İkinci hadisi şerife geçiyorum sayfanın. İkinci hadisi şerifi. Eballahu en yecele lil belai sultanen ala bedeni abdihil mümin. Enes radıyallahu anh'ten efendim Allahu Teala Hazretleri mümin kulunun bedenine belanın musallat olmasına razı gelmez. Müsaade etmez. Mümin kulunun bedenine efendim belanın musallat olmasına, hakim olmasına, onu efendim istila etmesine müsaade etmez. Razı gelmez. Yanaşmaz, yaptırtmaz öyle. Yani sıhhatte, afiyette, saadet ve selamet üzere eyler, belayı üstünde tutmaz. Burada şöyle eğri yazıyla hocalarımız ilave yazmışlar ki, ey aled devam ve la yunafi vuku'uhu ahyanen li tetahhurihi ve temhisi zunubihi evil muradu ennel arda la ye'külü bedenehu. Şimdi bu sözün izahı hakkında iki şey not almış. Ya benim hocamız Mehmet Said hocamız rahmetullahi aleyh, okuduğum kitap onun kitabı yani, saklıyorum. Böyle yazıları var, gördükçe yüreğim ağzıma geliyor. Ya o yazmış ya ondan önce, o da hocasından aldıysa onun notu. Şimdi buradaki maksat, yani mümin kul kabre konulduğu zaman Allah onun bedenini çürütmez. Yani bedenine belayı musallat etmez. Kabrinin içinde olduğu gibi kalır demek. Onu kastediyor demiş
Bir ihtimal bu. Bu hadis-i şerifteki ihtimallerden birisi bu. Hakikaten başka hadis-i şerif vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki innel emirel adile vel alimel amile la te'külül ardu luhumehuma. Adaletli hükümdarın ve ilmiyle amil olan iyi alimin bedenini toprak yutmaz. Yani çürütmez. Yani şey olmaz. Teaffün etmez. Kalır öyle. Olduğu gibi kalır. Şeye gittik. Efendim Elazığ'da Arap baba varmış. Kabrini açıyorlar, gösteriyorlarmış. Yani bedeni olduğu gibi duruyor öyle. Çürümemiş. Kastamonu'da bilmem hangi evliya varmış kabrinde. Gösterdiler. Kenarını açıyorlar. Bedeni olduğu gibi duruyor. Yani çürümüyor gerçekten. Hatta hükümdarlardan birisi bu İranlıların meşhur bir şeyi vardı. Eski Sasaniler zamanında alim bir hükümdarları vardı. Adaletli bir hükümdarları vardı. Enuşirvan veya Nuşirevan derlerdi. Duymuşsunuzdur ismini. Bu Nuşirevan-ı Adil, Enuşirvan-ı Adil denilen kişinin kabrinin başında oturuyorlarmış böyle. Halifelerden, alimlerden bir grup. Demişler ki şunun kabrini açalım. Nasıl olsa mümin değil. Peygamber Efendimiz adaletli hükümdarın bedenini toprak çürütmez dedi ya. Bakalım bu adaletli mi değil mi? Açalım, görelim bakalım. Yani Enüşürvan'ın kabrini açacaklar. Bakalım adil mi değil mi anlayacaklar. Çürümemişse adil, çürümüşse adaletli değilmiş diyecekler. Açmışlar, bakmışlar ki olduğu gibi duruyor. Çürümemiş. Demek ki adalet etmiş. Duydum ki avlanmaya gitmiş. Avlanmışlar, geyik veya bir şey vurmuşlar, dağ keçisi neyse. Kızartmışlar, yiyecekler, tuz yokmuş. Karşı köyden gitsin bir atlı, tuz alsın gelsin. Ama parasını versin demiş. Efendim demişler, gülmüşler yani. Yani tuz, dağda taşta her yerde bulunan bir şey. Tuzdan bol ne var yani? Yağmur yağdıkça şeylerden eriyip eriyip denizleri bile tuzlandırıyor bu tuz dediğimiz şey. Yani yeryüzünde en bol olan maddelerden birisi tuz. Bunun da parası mı olurmuş? Çok güzel bir cevap vermiş. Hükümdar tebaasından parasız tuz alırsa, hükümdarın memurları hükümdar yokken halkın derisini yüzer demiş. Derisini yüzer. Oradan bir cesaret aldı mı? Hadi verin bana parasız tuz diye. Bir kapı açıldı mı? Öteki ondan sonra o padişahın olmadığı zamanda, hükümdarın olmadığı zamanda o adamlar neler yaparlar? O halka ne kan kustururlar? Adaletli olsun, parasını verin demiş yani. Evet. Bu manadır diyorlar. Veyahut da bazı kereler Allahu Teala Hazretleri mümin-i kamil kulunun bedenine hastalık verir. O günahlardan temizlensin ve bedeni de fazla yağlardan vesairelerden kurtulsun, yeniden sıhhat kazansın diye Allah bazen böyle de verir. Bu da mümkün. Yani arada sırada birazcık olması bu hadis-i şerife mani değildir diye izah edenler de olmuş. Hayır, o kabirde yani kabire konduğu zaman mümin-i kamilse toprak onun bedenini yemez manasına gelir diye de öyle bir izah da var. Hocamızı çağırmışlar, gel demişler, hocamız rahmetullahi aleyhi, Süleymaniye'de efendim hocamızın kabri vardı, hocamızın hocasının kabirleri vardı böyle, şeydeydi, meydandaydı, çeşmenin arkasındaydı, orayı bahçe yapacaklarmış, oradaki kabirleri duvarın şu tarafına, asıl kabirlerin arasına almak istemişler, kabir nakli yapılacak, hocasının kabri nakledecek, edilecek diye, bizim de hocamız onun talebesi olduğundan, ondan feyzi aldığından, halveti ondan çıkarttığı için onu da çağırmışlar. Hocamız kendisi anlatırdı, açtım, mübarek sanki bugün ölmüş gibi olduğu gibi duruyor dedi. Neden? İlmiyle amil. Tesbih çeken, arifi billah olan, evliya olan kimse işte. Açmışlar kabrini. Kaç sene geçmiş aradan? 50 sene geçmiş, daha fazla geçmiş. Hemen bugün gömülmüş gibiydi diyorlar. Bazılarının öyle oluyor ki, öyle rivayetler diyoruz ki yani biraz fazla zedelesen kanı damlıyor, akıyor diyorlar yani. O kadar koruyor Allah koruduğu kulunu. Allah-u Teala Hazretleri bizim de efendim kabirde çürümeyenlerden eylesin bedenimizi. Böyle bize kabirde öteki
varlıkları musallat edip de şey yapmasın. Gelelim üçüncü hadis-i şerifi okumaya, bu sayfadaki üçüncü hadis-i şerifi okuma. Ha şeyde, bir de bu hadis-i şerifte şunu hatırlatayım ki, günahlar hastalıklarla eriyor, affoluyor. Hastanın uykusu ibadet, iniltisi tesbih, efendim ameli makbul, yapamadığı amelleri yapılmış gibi yazılıyor, duası makbul ve hastalıktan beri olduğu zaman, kalktığı zaman anasından doğduğu gün gibi defteri amali temiz oluyor. O bakımdan hastalık da Allah'ın bir başka nimeti yani. Bir çeşit nimet o da. İnsanlar hastalara verilen mükafatları bilselerdi hep hasta olmayı isterlerdi dede denilmiş yani. Ama o tavsiye edilmiyor. Tavsiye edilen şey o değil. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'tan bir şey istediğiniz zaman afiyet isteyin. Hem bedeniniz salim olsun hastalıklardan, turp gibi sağlam olun yani. Hem de ruhunuz asude olsun, sıkıntısız olsun, rahat içinde olun, huzur içinde olun. Allah'ın lütfu çoktur, rahmeti çoktur. Allah size hem bela vermez, hastalık vermez, hem de gene affu mağfiret edebilir. Tabi hastalanınca affediyor, günahları sildirtiyor ama hasta etmeden affetsin diye isteyin demek yani o. Bir şeyden istediğiniz zaman Allah'tan afiyeti, bir şey isteyeceğiniz zaman Allah'tan afiyeti isteyin deniliyor. Dua da şöyle: Allahümme inna nes'elükel affe vel afiyete vel muafatet daimete fid dini ve dünya vel ahire. Ya Rabbi biz senden af istiyoruz. Afiyet istiyoruz. Ve dinde ve dünyada ve ahirette muafatı daime istiyoruz. Bak dinde afiyet istiyor ne demek? Dinde afiyet sahibi olmak ne demek? Dinine bir musibet gelmemesi, yani imanına bir gölge düşmemesi, aklının karışmaması, kalbinin karışmaması demek yani. Günahlara düşmemek demek, yanlış itikatlara saplamamak demek. Dinde afiyet istiyor. Fiddini, dinde afiyet, önemli. En önemlisi o. Çünkü insanın itikadı bozuk oldu mu mahvolur. Belki makbul ola noksanı amel, olmasın li ki akidende halel. Az ibadet etmek gene makbul olur, insanı kurtarır ama akidesi bozuk oldu mu çok ibadet etse de kurtulmaz. Akidenin sağlam olması çok önemli olduğunu bildirmiş oluyor Peygamber Efendimiz. Dinde afiyet istiyoruz. Yani ya Rabbi bizim dinimizi şaşırttırma, aklımızı bozdurma. Çeşit çeşit insanlar var, çeşit çeşit mezhepler var, hatta çeşit çeşit tarikatlar var, hatta çeşit çeşit hocalar var. Sağlamını Allah bize nasip etsin. Çürüğünden bizi korusun. Çünkü yanlış yolun yolcuları olan veyahut o yola çağıran insanlar, insanları yanlış yollara çağıran kimseler ahiret yolunun haramileridir diyor büyüklerimiz. Ahiret yolunun haramileridir. Dünya yolunun haramisi, yol kesicisi yani eşkıyası insanın yolunu keser, silahını doğrultur, ver paranı der, çıkart keseni der, çık paraları der, parayı verirsin gider. Ahiret yolunun haramisi insanı imandan eder, ahiretini mahveder, cehenneme düşmesine sebep olur. Orada artık cehennemde birbirleriyle inne zalike le hakkun tahasumu ehlinler. Birbirleriyle orada kavga edecekler onlar. Yaka paça birbirleriyle azabı görünce kavga edecekler. Sizin yüzünüzden buraya düştük. Siz olmasaydınız aklımız sapıtmazdı, şaşırmazdık, bu duruma gelmezdik diye kavga edecekler. O bakımdan Allah hiç kimseyi böyle dinde bozukluğa uğratmasın. Dininde fitneye, felakete, musibete uğratmasın. O en ferası. Fiddini ve dünya vel ahire. Dünyada da afiyet sahibi eylesin Allah. Yani afiyet sahibi olmak ne demek? Vücudunun sıhhatli olması demek, ruhunun huzurlu olması demek. Kalbi şen, içi şen, efendim vücudu sıhhatli, elhamdülillah. Nimet içinde. Dünyada da afiyet, dinde afiyet, dünyada afiyet, üçüncüsü de ahirette afiyet. Ahirette afiyet nedir? Azaba uğramamaktır. Bak şurada hava sıcak olduğu için ben mendilleri siliyorum. Sıksam şıpır şıpır damlayacak. Ter içindeyim. Siz de görüyorum. Siz de ter içindesiniz. Nihayet burada 40 dakika, 50 dakikadır yani konuşma yapıyoruz, terliyoruz. Mahşer yerinde iğne atsan yere düşmeyecek. İnsanlar böyle sıkışacaklar. La teşbih ve la temsil. Şu tünel hadisesinde sıkışan insanlar aklıma geliyor yani. Sıkışacaklar. Su yok. Güneş tepelerinde 50 bin yıl bekleşecekler.
Burada 40 dakika, 50 dakika. Orada 50 bin yıl bekleşecekler. Allah mahşer gününde arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelenenlerden eylesin bizi. Ahirette afiyet nedir? Azap görmemektir, sıkıntı çekmemektir, cennete girmektir, lütuflara ermektir. Ne güzel bir dua. İnna neselke ilmen nafi. Allahümme inna neselke affe vel afiyete vel muafate daimete fit dini ve dünya ve ahire. Bunu yazın. Bu duayı yaptı mı her şeyi istemiş oluyor Allah'tan insan. Her şeyi istemiş oluyor kestirmeden yani. Kısa hani ya soruyorlar hocam yani Kabe'yi görünce dua makbulmüş ne dua edelim filan diye soruyorlar. İşte böyle şeyleri yazın. Fırsat böyle bugünlerden yazın. Orada lazım oldukça o zaman istifade edersiniz, kullanırsınız. Gelelim üçüncü hadisi şerife. İbtegus sa'atelleti türca fihi İbtegus sa'atelleti türca fil cumati ma beyne salatil asri ila gaybubeti şemsi ve hiye kadru hada yekulu kabdahu. Enes radıyallahu anh'ten üçüncü hadisi şerif diyor ki Peygamber Efendimiz duaların kabul olması umulan saati cuma gününde ikindiyle akşamın arasında arayın. Güneşin batışına kadar, ikindiden sonra akşama kadar olan vakitte arayın. Orada bulmaya çalışın. O da şu kadarcık bir zamandır. Elini şöyle yapmış, tut şöyle yapmış. Şu kadar bir zamandır yani bir yumrukluk. Bir tıkımcık diyoruz ya hani, az kısa bir zamandır manasına yani. Şimdi bunu biraz açıklayıvereyim size. Cuma'nın içinde, cuma gününün içinde bir saat vardır ki, bu saatten maksat bir zaman demek yani. 60 dakika manasına değil. Bir zaman vardır ki cuma gününün içinde, o vakitte kim dua ederse Allah duasını kabul eder. O duayı reddetmez. Yani duanın kabul olduğu bir saat vardır cumada. Şimdi bu saat acaba ne zaman? Allah saklamış. Belli değil. Hani Kadir Gecesi'nin sakladığı gibi Ramazan'ın içinde bir yerde saklı, işte itikafa girecek filan insan onu bulmaya çalışacak, gayret edecek yani. Efendim, cumanın da duası makbul, duaların kabul olduğu saati hangi saat? Saklı. Belli değil. Gayret edecek, cumaya dikkat edecek Müslümanlar. Cumadan istifade etmeye çalışacak. Perşembe günü akşam ezanı okununca cuma başlıyor, cuma gecesi başlıyor. Ondan sonra cuma gecesi geçiyor. Ertesi gün sabah oluyor. Cuma namazı kılınıyor. Ondan sonra ikindi oluyor. İkindi ile güneş batması arasında tam yani cumanın sonu bu. Cuma gününün artık son saatleri oluyor. Çünkü ezan okundu mu cumartesi girecek artık. İşte o arada en çok orada arayın diyor Peygamber Efendimiz. Muhterem kardeşlerim, duaların kabul olduğu bir böyle esrarengiz, feyizli saatler vardır. Yani insan böyle rastlarsa tüyleri diken diken olur. Hakikaten böyle bir şey sezinleyebilir. Bu saatlerden bir yani grubu diyelim, bir grubu güneşin doğmasıyla işrak vakti arasıdır. Hani sabahleyin güneşin doğma zamanı, ondan sonra burada oturuluyor cemaatle, efendim işrak vaktine kadar Yasinler okunuyor, Evrad-ı Şerife okunuyor ya işte o zaman, tam güneşin doğduğu saatler, o duaların yapıldığı zamanlar, evradın okunduğu zaman kıymetli bir saatte bir. İkincisi de efendim ikindi ile akşam arasındaki saattir. Yani biz de şu anda ikindi ile akşam arasındaki saatteyiz. Hocam şu şimdi dua etmiyoruz. Etmiyoruz ama ilimle meşgul oluyoruz. Bu da en kıymetli çalışma. Bu da kıymetli. Bu da kıymetlilerin kıymetlisi bir çalışmadır. Şimdi güneşin batışına yakın bu zamanda çok kıymetlidir. Bir de geceliğin herkesin uyuduğu zaman, teheccüd zamanı çok kıymetlidir. O zaman da Allahu Teala Hazretleri kullarına seslenir ki yok mu benden bir şey isteyen? Haydi istesin, istediğini vereceğim. Millet mışıl mışıl uyuyor, horul horul uyuyor. Uyanık olanlar, ibadet edenler, teheccüde kalkanlar, zikredenler, tesbih edenler o vakti istifade etmesini bilenler kalkmıştır. Onlar istifade ederler. Tadına varan da bırakamaz. Salihlerin itiyadıdır bu. Geceliğin o vakitte kalkmak ve şey yapmak salihlerin itiyadıdır. Allah Teala Hazretleri bizleri de o güzel vakitlerden istifade edenlerden eylesin.
her ne şekilde olursa rahmetini kazanmayı, dinde, dünyada, afiyette, ahirette afiyet ehlinden olmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah.